Erkeklerin %56'sı, kadınların %66'sı araştırmalara göre ilişkilerini kötü öpüşmeden dolayı bitiriyorlarmış. Yani kötü öpüşen biriyseniz ilişkinizin devam etmesi çok zor. Onun için sizlere şimdi 16 tane öpüşme tipinden bahsedeceğim. İmkan buldukça kullanırsınız. Şimdi hemen gelecek bil bakalım ne eksikçiler gelecek. Abi öpüşme türleri tamam da. bil bakalım ne eksik. Arkadaşlar, İnce İşler Kanalı'nda hepiniz hoş geldiniz. Kayarak girdim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Ben Özgür Uysal. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız, beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Çünkü okulda ve işte öğretilmeyen, evde konuşulmayan her şeyi anlatmaya and içtik. 6. sezonumuza devam ediyoruz. Hazır mıyız hocam? Hazırız hocam. Birincisi Fransız öpücüğü. Bunu hepimiz biliyoruz. French kiss. İşte dudakların, dillerin filan devrede olduğu, böyle işte içeride dillerinde döndüğü, dudaklarla filan ağızlar açık bir şekilde öpüşülen o böyle ıslak güzel öpüşme biçimi. Fransız öpücüğü. Bunu zaten bunu biliyorduk. Ama bunu birinci sıraya koymasak Fransızlar alınırdı bence. Gelelim ikincisine. Tek dudak öpüşmesi. Yani sadece partnerinizin bir dudağını Özellikle de alt dudağını alıp emdiğiniz ya da alt dudağını sadece öptüğünüz, iki dudağınızın arasına aldığınız öpüşme biçimi, tek dudak single lip denilen öpüşme biçimi. Eğer ki ısırırsanız buna da nibble kiss yani kemirme öpücüğü de deniyormuş. Yani çok şiddetli lütfen ısırmayınız çünkü dudaklar insanlara lazım, kopmayın. <laughs> Üçüncüsü Kertenkele öpüşme biçimi. Sadece dillerin birbiriyle böyle adeta bir kılıç savaşı yaparmış gibi böyle dans ettiği öpüşme biçimine de kertenkele öpüşme biçimi deniyor. Niye? Çünkü kertenkelelerin dilleri uzun. Ya hani orada havayı kokluyorlar ya. Onların böyle iki dilin sadece dudaklar değmeden birbiriyle böyle havada yaptığı o dansa kertenkele öpüşmesi deniyor arkadaşlar. Bu da üçüncüsüydü. Dördüncüsü Amerikan öpüşmesi. Fransızın dilsiz olanı. Yani gene ağızlar açık işte kafalar böyle yan şekilde birbirine temas ediyor ağızlar açık ama diller konunun içerisinde değil. Ondan midesi bulananlar için. Özellikle de Hollywood filmlerinde bizim gördüğümüz o ateşli öpüşme biçimlerinin ismini de Amerikan öpücüğü olarak almışlar. Bunun da patentini, üzerlerine almışlar Amerikalılar. Pislikler. Bence yalan söylüyorlar hocam. Yani ağızlar öyle girecek de diller değmeyecek yani. Ya değmeyebilir kimisi. Dil sevmez hocam yani. Şimdi hani illa hani bak kertenkele dedik havada böyle kılıç gibi savaştırması da gerek yok. Kimisi de sevmez yani hani direkt Fransız öpücüğüne girmemek için. Yani insanların hani neyden ne kadar hoşlandığını bilmiyorsunuz ama şehvetli bir öpüşme biçimi arıyorsanız Amerikan öpücüğü size göre olabilir. Yani ağızlar açık birbirine kenetli ama diller işin içerisinde değil. Beşincisi buz öpücüğü buna Salvador öpüşmesi de denebiliyor. Bir kişi ağzına buzu alıyor ve o buz iki kişinin arasında sürekli bir şekilde öpüşürken transfer oluyor. Dudaklara, o ağzın içerisinde, o dudaklarda gezdirilebilir, birbirine verilebilir öbürü bana ne bana ne vermeyeceğim diyebilir. Hani o tip onu hatta hani konuşarak değil de yani onu böyle öpüşme sırasında o buzu ağzınızın içerisinde eritecek kadar öpüşeceğiniz buz. Tabi böyle bir buz almayın. Aa ben çok uzun öpüşeceğim böyle buz. <laughs> öyle olmaz. Yani daha böyle iki ağzın arasında transfer edilebilecek kadar bir buzla öpüşme biçimine Ice Kiss ya da Salvador öpücüğü de deniyor. Dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu Neden? düşünüyorum. Karbondioksitli buz kullanmasınlar yok, diye. Yok mesela hani daha yeni öpüşmeye başlıyorsan mesela bunu denememen lazım. Heyecandan yanlışlıkla buzu <laughs> yutmaya falan kalkarsın. Ya buzla yapıyorsan sorun yok. Yani buzu yutarsın midende erir. En fazla faranjit olursun yani. Hani... <laughs> Ama yani buzdan başka bir şeyle denememek daha iyi olabilir. Aynen taşla maçta işte. buzu bulamadım ben soğuk viski taşı vardı onunla yaptık yine öyle yapmayın yani. <laughs> buzla eriyene kadar okey. Makul bir buz. <laughs> Karbondioksitli olmayan yani öyle dondurmalar soğuk kalsın diye böyle yanlara konulan o böyle içi görünmeyen şeffaf olmayan o böyle hani camın üstünde koydun mu böyle oynar ya o buzlardan ondan almayın öyle buhar falan çıkıyorsa buzun üzerine olmaz Onlar kanser ojen, onları istemiyoruz. Kanser olmanız değil içkinizi hareketlendirmenize uğraşıyoruz. Dolayısıyla e, hocamın da söylediği gibi hani yutmadan heyecana kapılmadan onu böyle tenis maçı gibi aranızda artık hadi Altıncısı lip trace. Yani dilinizle karşı tarafın dudağını böyle takip ederek onun böyle işte sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını, kotanjantını alacak şekilde böyle o dille dudağın üzerinde gezinmeye de lip trace denilen öpüşme biçimi deniyor. Bu da güzel, hareketli, sevdiğimiz tarzlardan bir tanesi. Yedincisi kelebek öpüşü. Bu çok romantik, çok tatlış. Kelebek öpüşünü bu böyle partnerinize o kadar yaklaşıyorsunuz ki böyle kirpikleriniz onun böyle yanaklarını işte dudaklarını böyle öpüyor gibi. Hani şöyle şu kadar kirpiklerin böyle yaptığı o böyle tatlış harekete kelebek öpücüğü adı veriliyor. Tabii ki bunu bir öpücükle de süsleyebilirsiniz. Yani böyle o kadar yaklaşıyorsunuz ki kirpikleriniz birbirine değiyor. Artık o kadar yaklaştıysanız da zaten hani askerliğin nerede yaptın diye sormazsınız bir ihtimalle. <laughs> öpüşürsünüz diye tahmin ediyorum. Sekizincisi örümcek adam. Bu yine Hollywood filmlerinden bize miras bırakılmış bir öpüşme tarzı. Birinin kafası yukarıda hani nasıl Spider-Man böyle tepeden iniyor ya hani işte maskesini çıkartıyor kız böyle tersten onu öpüyor. Yani işte bir kafanın ters şekilde durduğu yani iki kafanın böyle ters şekilde durduğu o şekilde yapılan öpüşmeye de Spider-Man Kiss yani örümcek adam öpüşmesi deniyor. Bunun için süper kahraman olmanıza gerek yok. İnce işler izlemeniz yeterli. Yatakta böyle ters yatıyorsundur hani o böyle yatmıştır sen böyle yatmışsındır hani şu şekilde duruyorsun böyle döndün öpüştün ha, falan ha. bunlar okey. Yani bunlar hep gene gibi illa tepeden asılıp da hani inmenize gerek yok. Kendinizi başına hani barfiks demirlerinde sakatlamayın. Dur bir dakika ben şuradan ters asılacağım falan öyle değil yani. Yan pozisyonda terste kabul. Maske şart değil. Ama bir hava katabilir bence. Hani varsa maske bence kullanılsın ama o sıcak isilik yapar adamı yani çok uzun sürede bence yani bir de maskenin muhteviyatı çok önemli hani sentetik mi o kumaş mı onlar önemli ama konumuz tekstil değil. Dokuzuncusu kulak memesi öpmesi. Partnerinizin kulak memesini öptüğünüz hafif hafif belki dudaklarınızın arasında böyle ısırdığınız ama dudaklarınızla ısırdığınız belki dişlerle de hafif, hafif ısırdığınız ama koparmadan ona miras olarak bıraktığınız kulak memesi öpüşme biçimi de Yine ilişkinizi hareketlendirebilecek öpüşme biçimlerinden bir tanesi. Dilinizi yine üzerinde gezdirebilirsiniz ya da isterseniz bir miktar kulağın böyle civarında da gezdirebilirsiniz. Herkes sevmez onun için yavaş yavaş temkinli bir şekilde bunu yapmanız yine de size fayda sağlar. Onuncusu aşk ısırığı. Yani böyle dudakların arasına alıp buna hiki deniyor ya da işte love bite da deniyor. Hani böyle morluk bıraktığımız var yani bu benim bunun sahibi var dercesine morluk bıraktığımız dudakların arasını alıp onu böyle vakumlayarak çektiğimiz ve oradaki kan akışını durdurarak orada bir iz bıraktığımız öpüşme biçimi. Ama bunu lütfen yaparken sorunuz insanların başına boşu boşuna bela getirmeyiniz. işte anasından babasından bize laf getirmeyiniz. Ben bunu ince işlerde öğrendim. Onun için böyle çektim, ömücükledim, vakum gibi çektim filan. Dyson sponsorluğunda ince işler filan. <laughs> Yani öyle yapmayınız. Sorun lütfen. Hani yavaş yavaş ve küçük yani. Çok uzun, büyük morluklar değil. Hani sanki kavga etmişsiniz gibi değil. Küçük love hiki denilen şeyler yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi mutabakatla bunu lütfen yapınız. Değil mi hocam? Bir de yani. hocam dudağa yapmıyoruz bunu. Hani genelde böyle görünmeyen boyun çevresine ama görünmeyen. Yani. Görünmeyen aynen. Yani yani... böyle buraya böyle anla böyle üçüncü göz gibi kondurmuyoruz. <laughs> Hayır. Boyuna böyle şöyle kondurmuyoruz ama böyle hani şuralar şuralar filan hani şuralar filan olabilir. Evet. O mutabakat için örnek sözleşme varsa paylaşırsan sevinirim. Açıklama bölümüne örnek sözleşme ekleyin. <laughs> <laughs> Karşılıklı imza karşılığında noter eşliğinde noterde yaparsınız bunu. <laughs> 11. .si şeker öpücüğü. Sugar kiss deniyor. Çok sevdiğim şeylerden bir tanesi gerçekten. Ağzınıza bir patlayan şeker atıyorsunuz ve öpüşüyorsunuz. <laughs> ya. Ya evet. da sulu göz de olabilir. Onunla da öpüşebilirsiniz. Daha yeni attığınız bir sulu gözle böyle karşınızdakinin suratını böyle Ekşitiricesine bir öpüşme ya da o patlayan şekerli yapacağınız bir öpüşme yine buna da sugar kiss ya da şeker öpücü deniyor. Adana'da yapıyorsanız aynen iyi bir acı biber de mümkün olabilir. Kan akışını hareketlendirir diye yapmayın öyle şeyler yapmayın insanlar. 12.si içki öpücü. İki tarafta bir içki içiyor. Yani bu alkollü olması şart değil bunun. Alkollü de olabilir, alkolsüz de olabilir. Artık sizin hani yaşınız ve e, tüketim alışkanlıklarınıza göre değişir. İki kişi kendi birer içki içiyorlar ve bu içkiyi bir kokteyl yapıyorlar. bir. Biri ondan sonra buz atıp böyle shaker falan öyle şey yapmayı. <laughs> <laughs> Barman gibi. 13.sü Eskimo öpüşmesi. Eskimo öpüşmesini Eskimo'lar e, tabii hava çok soğuk olduğu için dudak böyle üstünde yapışıp kalmasın insanların diye burunlarını böyle sürtüyorlarmış. E, i̇şte böyle birbirinize böyle burnunuzu sürtebilirsiniz. Böyle tatlış. O çok romantik. Hani daha ilişkinin başındayız. Çok güzel bir ilişkimiz var. İsterseniz bunu böyle küçük bir öpücük bir de taçlandırabilirsiniz. 14. vakum öpücü. partnerinizin içindeki havayı vakumlamak suretiyle yaptığınız öpüşme biçimi. Bu enteresan bilmiyorum bu, bu konuda bir fikrim yok yani hiç deneyimlemedim de. Deneyimlerseniz yorum bölümüne yazınız yani ben partnerimdeki bütün havayı çektim. İşte şimdi ben bunu nasıl geri vereceğim falan gibi <gülüyor> <gülüyor> sorularla bana gelmeyin. Yani nasıl hissettirdi merak ediyorum gerçekten. E bunu bence denemesi bedava sonuçta. Ama, Vallahi dikkatli olmak lazım. Nekrofiliye bağlı mı? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> diye böyle. Neydi o? Mortal Kombat'ta şans Shanks Shanksun muydu o? Böyle <laughs> ruhunu emmeyin yani insanların. Bu bakım öpücüğü de gene öpüşme tarzlarından bir tanesi. İlişkinizi hareketlendirebilecek. Ama hani hareketi tamamen içinden almayın yani. <gülüyor> 15. <laughs> 15. Si çene yani chin kiss, çene öpücüğü. Dudağı değil de şu çene bölümünü Böyle civarında böyle dudaklarınızın arasını alıp hatta böyle hafif de dilinizi de gezdirdiğiniz tatlış öpüşme biçimine chin kiss deniyor. Hani şuranın altı şu kısma yapacağınız öpüşme biçimleri. Şuradaki işte kemikler olsun, buradaki çeneler olsun, burası olsun. Bunlar yine yine ilişkinizi hareketlendirebilecek farklı bir öpüşme tarzı olabilir. On altıncısı da vampir. Yani işte dudağı filan artık geçtin. Büyük bir şehvetle artık boyundan böyle insanın kanını emercesine buraları şu şah damarlarını filan öptüğümüz öpüşme biçimine de vampire kiss deniyormuş. Bir yaşıma daha girdim. Biz bunu yapıyorduk ama vampir köylü durumumuz yoktu yani. Ama şu şah damarını buraları böyle öptüğünüz o şehvetli öpüşme biçimi de yine bütün bunları tatbik ettikten artık burayla işiniz bittikten sonra buraları da rahat rahat öpebilirsiniz. Size bir de bonus öpüşme biçimi söylüyorum. Hem de içinde tatlış bir oyunu da var. Bir şey yiyorsunuz. Tercihen yiyebildiğiniz bir şey yani hani öyle çok tadı çok kötü olmayan bir şey. Zaten tadı kötü olsa git kendin de yemezsin. Bir şey yiyorsunuz. Partnerinizi öpüyorsunuz ve kendisinden tatlı mı, tuzlu mu, ekşi mi, ne yedim diye tahmin etmesini bekliyorsunuz. Çok eğlenceli. Güzelmiş. Güzel değil mi? Tatlı. Bunu sevdim. Bu Adana'daki biberle olabilir belki. Niye eziyet ediyorsunuz? Bu eşek şakası olur senin dediğin. Dudaklarda böyle kocaman olur. Tabii ki ben şimdi sadece surat ve boyunla ilgili konuştum ama işte bileklerin içi veya vücudun başka yerlerinde yine anlatmıştık. Kadınların en hassas zevk noktaları videomuzda isterseniz gidip onu da izleyebilirsiniz. Başka neresini öpeceğim ben bunların diye soruyorsanız tavsiye ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, lütfen bizi Instagram'da takip edip beğenip paylaşmayı, abone olmayı Hatta katıl butonuna tıklayın. Üyelere özel videolarımızdan ve avantajlarımızdan faydalanmayı unutmayız. Ben Özgür Uysal, okulda 5'te öğretim ve işte enerji şey devam ediyoruz. Dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler. Erkeğin en hassas zevk noktalarını yapmış mıydık biz? Bir bakalım onu. Bakalım. Olabilir. Onu da Nasıl belli ya? Falan <laughs> basitleştireyim. Kısa bir video olacak. <laughs> <laughs> çok kısa bir video olacak. <laughs> bir de alından öpmeyi ne diyorsun? Alından öpme helalimsin. O da başka bir şey. O yani o artık şeye gelmiş. Hani ilişki artık belli bir yere gelmiş. Ve orada bir töre ve şey var. Hani bir ahlaklı bir duruş var. Yani ben işte alnından öpüyorum seni. Sen benim helalimsin. Önce alnından öpeceğim. Sonra öpeceğim. Evet. <laughs> Sonra sonra öpeceğim. Öpüşüm biçim bence o. O bir de direkt kibarlık ya. Mesela bazen kibarlık için yapılıyor. Mesela diyor ki işte gelini öpebilirsin. Ya ben bilmiyor muyum onlar neler yapmışlardır da o zamana kadar <laughs> aldığımda hani. Ya biz sanki hani ulan 3 senedir aynı evde yaşıyorsunuz. Ne alnından öpmesi? Hani <laughs> siz birbiriniz alnından mı öpüyorsunuz? Aşkım hoş geldin. Çık, hani böyle bir şey yok. Ama şey olabilir mi yani biraz böyle şefkat mesela hani hasta olduğunda da gider bir alnından öpersin falan. Helal olsun deyip tebrik etme Helal olsun filan seninle iftar ediyorum filan öyle de olabilir. Neyse ince işleri daha fazla batırıyorum. ama evet ya yani bizim <laughs> bizim konuya girmiyor oralar hani artık